İyi günler ablacığım. Beni dinlemedin, gittin gene kızın evine değil mi Recep Bey? O kadar söyledim sana, gitme şu kızın evine. Çıkma bir anda karşısına, alt üst etme şu kızın hayatını diye. Şimdi ne yapsaydık ya, Allah'ını seversen? Ha? Kulağımızın üstüne yatıp bu manyakların kızın başına çorap örmesini bekleseydim yani. Ne yaptın Harin seni görünce? Ne yapsın, beyninden vurulmuş adam. Yine iyi, kibar kızmış ama ya. Kahvemi yaptı, babasını hoş beş etti. Bir evi var, görmen lazım, saray gibi. Levi Derya, bütün İstanbul ayakların altında, yemin ediyorum. Ne çekti o kız senin elinden Recep? Yalnız ben gittiğimde evde böyle ufak bir oğlan vardı gençten. Kocası da değil böyle. Ne ayak, onu çözemedim yani. Ben geldim hemen apar topar toplandı kaçtı. Şadiye'den haberi var mıymış Recep? Yok. O da bir süredir arıyormuş işte. Neyse ben darlandım, bir hava alacağım. Aha geliyor. Sakın panik yapma. Ben her şeyi anladım, ben halledeceğim, tamam? Panik yapma. İyi günler. İyi günler. Düşündünüz mü teklifimi? Düşündüm. Miktar biraz artarsa falan bu iş olabilir. Yalnız patronla yüz yüze görüşmemiz lazım. Böyle olmaz. Ha, o biraz zor. Ama teması benim üzerimden sürdürebiliriz, sorun olmaz. Ben diyeceğimi dedim. Patronum benimle iş yapmak istiyorsa oturacak masaya, böyle yüz yüze çözeceğiz. Böyle aracılarla falan ben sevmiyorum bu şekilde çalışmam ben. Peki. Konuşurum kendisiyle. Ama kabul edeceğini sanmıyorum. Vallahi keyfiniz bilir ya. Peki o zaman. Haberleşiriz. Çıktı mı? Çıktı, çıktı. Allah Allah. Bu kim şimdi ya? Bu adamı tanıyor musun? Yengenin evinin önüne geliyor. İkidir zile basıyor. Bekliyor saatlerce. Moskova Recep lan bu. Kızın babası. Babası mı? Yarın benim peşimde dedektif var demişti. Babası lan bu. İnsan babasını tanımaz mı? Ne oluyor lan? Ne oluyor oğlum? Şadiye'yi buldun mu? Eli kulağındadır abi. Bir tane muhabbet tellalı var. Ben bulurum onu dedi. Haber bekliyorum. Elini çabuk tut. Burnuma kötü kokular geliyor Ali. Bir işler var. Allah Allah. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.